dikkate alarak başlıklara grupladık. Öncelikli olarak et ve üt ürünleri, besin temini bakımından Türkler için öncelikli ve ağırlıklı et tüketimi söz konusu. Temel besinleri et ve dolayısıyla bu etleri de uzun süre saklayacak teknikler geliştirmişler. Öncelikli olarak eti kurutarak saklamışlar. Bugün nadiren kurutarak et saklamaya rastlıyoruz. Ama kavurma bir diğer yaygın saklama şekli. Özellikle kırsalda yakın tarihlere kadar kavurma yaşamaktaydı ama günümüzde endüstriyel işlemeye girdiği için kavurmayı çok daha yaygın bir et ürünü olarak piyasada da bulmaktayız. Marketlerde, market raflarında son yıllarda oldukça fazla yaygınlaştı. Dolayısıyla kavurma günümüzde tekrar eskisi gibi hayatımıza daha yoğun yer almaya başladı. Diğer iki ürün sucuk ve pastırma yine Orta Asya'da Türklerin geliştirdiği besin saklama teknolojisinin ürünleridir ve hiçbir zaman hayatımızda azalmadan yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Ürün zincirimize kooperatif olarak bu ürünleri dahil ederken yöresel değerleri ön plana çıkarmak önemli. Sucuk her yerde var, herkes erişiyor ama örnek vermek istiyorum. Tokat'ta bez sucuk var. Tokat yöresine özgü ve yine Tokat'ta faaliyet gösteren birçok işletme hem e-ticaret hem de mağaza satışlarında bu bez sucuğu önemli bir ürün olarak kullanmaktalar. E-ticaret bizim için önemli çünkü bugün bir arada bulunmamızın nedeni stüdyo için e-ticaret sitesinde ürün yelpazesine alternatif ürünler geliştirmek. Stüdyo üyelerinin bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalar sürecinde bildikleri bir örnek zilepekmezi.com ve yöresel olarak Tokat'ta faaliyet gösteren benzer e-ticaret siteleri ve sucuğu en yoğun satış gösterdikleri ürünlerin başında değerlendirmekteler. Yine pastırma her yöremizde yaygın olarak tüketilen bir ürün ama yöresel olarak mesela örnek veriyorum Kastamonu pastırması. Kastamonu'da faaliyet gösteren bir işletme bunu e-ticaret sitesinde gayet aktif bir şekilde kullanabilir. Burada şundan bahsetmek istiyorum yine pastırmanın dış yüzeyinin kaplanmasında kullanılan çemen Tokat çemeni olarak bu çemen pastırma çemenine yakın pastırma çemeninden küçük farkları olan bir yöresel alternatif ürün. Yine yöresel ürünlerin satıldığı e-ticaret sitelerinde Tokat'ta, Zile'de yaygın olarak satışı olan, ağırlıklı olarak satışı olan ürünlerin başında geliyor. Hatta yakın zamanda yaptığım bir araştırma var. Henüz basılmamış durumda. Özür dilerim. Henüz basılmamış, tamamlanmamış bir çalışmam. Tokat çemeninin tüketimiyle ilgili. Bu araştırmanın ilk sonuçlarını sizle paylaşmak isterim. Tüketim sıklığı bakımından Tokat'ta yaşayanlarla Tokat dışında yaşayanlar arasında bir fark görmedik. Tokat dışında yaşayanlar da Tokat çemenini aktif olarak tüketiyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Bundan bahsetmemin nedeni şu. Geleneksel ürünlerimiz bizim çocukluğumuzdan beri damak alışkanlığımızı, damak zevkimizin geliştiği ürünler dolayısıyla bunlara duyulan özlemden dolayı yöre dışında yaşayan yöre halkı yöreye özgü bu tür ürünlere aşırı bir talep göstermekte. Tokat çemen örneğini de bu yüzden verdim. Dolayısıyla ürün yelpazemizde, e-ticaret sitesinde bu tür ürünleri ön plana çıkarmak aktif satışların gerçekleşmesi anlamında bizi cesaretlendirebilir. Tokat çemeni örneğini bu anlamda verdim. Çünkü
Yöre halkı, farklı şehirlerde farklı sebeplerle yaşayan yöre halkı çocukluğuna özlem duyduğu için bu tür ürünleri erişebilir, ulaşabilir durumda, e-ticaret sitelerinde bulduğunda gerçekten yoğun bir talep gösteriyor. Bunun örneklerini de size bu yüzden paylaştım. Etlerin tuzlanarak saklanması, yine iç yağ, diğer et ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Süt ve süt ürünlerine baktığımızda yoğurt Türkler tarafından geliştirilmiş bir üründür. Sütün fermentasyon teknolojisiyle işlenerek saklanması biçimidir aslında. Çünkü çiğ süte göre veya işte kaynatılmış süte göre yoğurda dönüştürdüğünüzde saklama süreniz daha uzundur. Dolayısıyla Türklerin milli yiyeceğidir. Bütün dünyada yoğurt ismiyle telaffuz edilerek karşımıza çıkıyor. Kelime olarak bile değişmemiş. Tabii burada yumuşak ya çoğu dilde olmadığı için farklı dillerde yoğurt olarak görebiliyoruz. Bütün dünyaya Türkler tarafından yayılmış bir ürün. Türkler sesin gitti. Türkler dedin oradan itibaren. Tamam bir daha. Anlattın. Türkler dedin oradan kesildi. Alo. Bağlanabiliyorsan bağlan. Normal bağlanmadı mı? Benim var. Sesinizi duyamıyoruz şu an. Şu an geldi. Ağ bağlantısında bir sorun oldu. O yüzden Wi-Fi'den yeniden bağlandım. Özür dilerim, teknik bir sorun. Şu anda sesimi duyabiliyorsunuz diye. Ben duyuyorum. Tamam. Evet, hocam, tamam. Kaldığımız yerden devam edelim o halde. Tamam. Türklerin yoğurdu, sütü daha uzun süre saklamak için geliştirdiğinden bahsetmiştik. Sunumu açarsan hemen hocam. Geliştirmek için çeşitli ürünler oluşturmuşlar. Bunlardan mesela bir tanesi kurut. Bazı yörelerde Türkiye'de keş ismiyle biliniyor. İşte Sivas'ta pesbütan var gibi. Süzme yoğurt yine yoğurdun daha uzun süre saklanması için geliştirilmiş bir ürün. Yoğurdu süzüp küplere batıyorlarmış ve üzerine de iki parmak iç yağ. Sunumu da açabilir misin hemen hocam? Konserve tekniğiyle daha uzun süre dayanmasını sağlıyorlarmış. Nitekim süzme yoğurt yine endüstriyel üretime girdi son yıllarda. Piyasada yeniden yaygın olarak erişebildiğimiz bir ürün haline dönüştü. Ticari bir ürün şu anda. Tarhana yine Türklerin Orta Asya'da aslında yoğurdu uzun süre saklamak için geliştirdikleri bir ürün. Yine Türk mutfağında benim en hayranlıkla gıptayla baktığım ürünlerden biri. Çünkü Türkler yüzlerce yıl önce hazır çorba bulmuşlar. Yoğurt ve buğday karışımını işleyerek, çeşitli sebzeler, otlarla zenginleştirerek
bir hazır çorba üretmişler. Tarhana çok klasik bir geleneksel ürünümüz ama her yörenin kendine özgü farklı tarhanası var. Burada içine konulan temel malzeme evet yoğurt ve buğday. Bu bazı yerde yarma oluyor, bazı yerde un oluyor. Onun dışında sunumu açar mısınız Emel Hocam? Otlar. Sunum açık değil ama. Sunum şu anda açık. Ekran paylaşımını açayım o zaman. Tamam. Ekran paylaşımı bağlantı gittiğinde sanırım kopmuş. Evet. Şu anda görebiliyor musunuz? Şu an ekrana sunum gelmedi henüz. Şu tarhana an geldi. Geldim. Tamam. Tamam. Evet, tarhanaya dönelim. İçine eklenen yardımcı malzemelerle farklı aromalarda her yörenin kendine özgü farklı tarhanası var. Yine yöre halkı özlediği bu lezzete erişmek için talep gösteriyor. Yine tarhana da son yıllarda endüstriyel işlemeye girdi ve endüstriyel olarak üretimini yapan birçok firmanın ürününü marketlerde artık yakın tarihlerden beri görebiliyoruz. Yani bundan 20 yıl önce yoktu ama son 10 yıldır yaygın bir şekilde marketlerde bulabiliyoruz. Peynir yine çok özel bir konu. Çünkü Türkler Orta Asya'dan beri peynir üretiyorlar. Çünkü uzun süre saklanması biçimidir peynire işlemekte. Ülkemizde tespit edilmiş 100'den fazla peynir çeşidi var. Yöresel peynirlerimiz maalesef çok çeşitli ama biz bu konuda da ticari değer kazandıramadık ürünlerimize. Sadece en son baktığım literatürde 8 kadar peynirin coğrafi işaret tescili vardı. 130 peynirden bahsediyoruz yöresel olarak. Yine peynir de uzun süre dayanabilen bir ürün olduğu için e-ticaret yoluyla yöresel peynirlerin pazarlanması anlamında tercih edilebilecek ürünlerden bir tanesi. Burada tabii ki ben genel olarak fikir vermek amacıyla başlıklar halinde söylüyorum. Tabii ki sizin yörenizdeki alternatif çeşitleri en iyi siz bileceksiniz ve buna göre neleri ürün yelpazemize katabiliriz, değerlendirebiliriz. Çökelek bir diğer alternatif. Mesela çökelek de yöresel anlamda farklı farklı işlenerek çeşitlilik gelişiyor. İşte Doğu Anadolu'da çeşitli otlarla karıştırılmış ve basılmış çökelek peynirleri var. Hatay'ın Sürk peyniri var. Bunun gibi yöresel zenginleştirilmiş çökelekler de ürün yelpazenizde bir değer kazanabilir. Tereyağı yine Türklerin temel Orta Asya'da iki yağ çeşidi vardı. İç yağı ve kuyruk yağı ve tereyağı, yani hayvansal yağ olarak yağ kaynaklarımız şekilleniyordu. Tereyağı Orta Asya'dan beri hayatımızda. İç yağı ve kuyruk yağı son yıllarda kullanımı azalsa da tereyağı hala yaygın olarak kullandığımız temel yağ çeşidimiz. Bir diğer ürün kaymak. Kaymak da yakın tarihlerde yeniden endüstriyel işlemeyle hayatımıza girmiş bir ürün. Hepimiz çocukluğumuzda annelerimizin yaptığı kaymağı yediğimizi hatırlamaktaydık ama artık erişemiyorduk belli bir döneme boyunca. Son yıllarda endüstriyel işlemeye girdiği için piyasada, marketlerde yaygın olarak perakende satışta görebildiğimiz ürünlerden. Tahıllara geldiğimiz zaman Türklerin temel beslenmesinde buğday temelli, tahıl ağırlıklı bir beslenme var. Buğday yetişmeyen yerlerde arpa yetiştiriliyor ama çok arpa makbul değil, buğday tercih ediliyor. Bugün günümüzde hala bu böyle. Buğdayı da çeşitli şekillerde işleyerek ürün geliştirmişler. Öncelikli olarak un elde etmişler ve undan yapılmış çeşitli ürünlerimiz var mutfak kültürümüzde. En başta ekmek. Türklerin ekmek çeşidi de çoktur ve ekmek tüketim miktarı da yaygındır dünya genelinde. Yine elde ettiğimiz bir diğer ürün bulgur. Mesela
son yıllarda ata tohumlara yaygın bir ilgi var ve e-ticaret yoluyla farklı yörelerin ata tohumlarının pazarlanması, bu ata tohumlardan elde edilmiş bulgurların ve diğer geliştirilmiş ürünlerin ata tohumlarla hazırlanan, ata tohumların unuyla hazırlanan çeşitli ürünlerin, ekşi maya ekmeklerin e-ticaret yoluyla satıldığını tanık oluyoruz. Bunlar da yine ticari değer kazanabilecek ürünlerimiz. Dövme, yarma, buğdayın kabuğunun soyulmasıyla elde edilen bir ürün. Bunun da kırılarak, bulgur gibi kırılarak ve kırıldıktan sonra elenerek farklı büyüklüklerine göre kullanımını görüyoruz. Yufka, Türklerin en temel ekmek çeşitlerinden biri, hala kırsalda yaygın olarak kullanılıyor. Yine bugün günümüzde kullandığımız hazır yufka, böreklik yufka gibi bu yufkaların da hazırlanıp uzun süre muhafaza edilip kuru yufka halinde daha sonra böreklik, gündelik hayatta böreklik olarak kullanıldığını da biliyoruz. Hatta yine çok yakın zamanlarda kuru yufkaların ticari olarak piyasada, perakende satışta erişilebilir hale gelmesi yeni bir gelişme. Erişte özellikle kadın kooperatiflerinin en sık kullandığı ürünlerden, kadın kooperatiflerinin ve benzeri kadın girişimlerinin en yaygın kullandığı ürünler. Ben bu slaytı sizle paylaşmakta şu manaya ulaşmaya çalışıyorum. Çok klişe, çok klasik birkaç ürün etrafında dönmek Türk mutfağına büyük bir haksızlık. İşte kadın kooperatifi deyince veya çeşitli kadın girişimleri deyince erişte ve tarhana üzerinde kalmak çok kısır bir döngü. Yine benim çok eleştirdiğim işte 5 yıldızlı otellerin Türk gecelerinde Türk mutfağına ait 3-5 tane klişe ürünle sığ bir döngünün içinde kalmak Türk mutfağına büyük bir haksızlık. Ürün çeşitlerimizin fazlalığı, zenginliği, gücü maalesef burada boğulup kalıyor. O yüzden farkında olmak, nelerimiz var, bunlara algısal olarak daha derin, daha geniş bakabilelim diye bu slaytı sizlerle paylaşmak istedim. Erişte yine Türklerin Orta Asya'dan beri kullandıkları klasik tahıl ürünü. Kuskus bir diğeri. Mesela kuskus endüstriyel olarak şu anda fabrikalarda üretiliyor ve hepimiz uzun yıllardır bunu kullanıyoruz. Evde kuskus çok nadir yapılan bir ürün. Ama Tekirdağ yöresinde kadınların ben biliyorum bir araya gelip kuskus ev kuskusu üretip pazarladıkları bir örnek var. Neden olmasın? Bu da güzel yaşayan bir örnek. Yine arpa şehriye eskiden evlerde üretilirmiş. Şu resimde gördüğünüz gibi erişte hamurundan üretilir. Parmak arasında şekil verilirmiş. Bu da bir diğer geleneksel ürünümüz. Evet, sebze ve meyveler. Orta Asya'nın coğrafi şartları, iklimi maalesef sebze ve meyveler yönünden biraz fakir. Şu anda slaytta görebildiğimiz sebzelerden başta patlıcan, hıyar, havuç, ıspanak, soğan, turp, kereviz, marul ve kendiliğinden yetişen otlar. Orta Asya'da erişebildiğimiz sebze çeşitleri. Meyvelerden ise elma, armut, erik, ayva, üzüm ve kavun. Orta Asya'da bizim hayatımızda var olan besin çeşitleri. Dolayısıyla da bunlarla sınırlı bir tüketim biçimi var. Burada ürün çeşidi sebze ve meyve bakımından az olsa bile bunlardan da çok çeşitli ürünler geliştirerek zengin bir mutfak kültürü oluşturmuşlar. Yine şu anda günümüzde Anadolu'nun coğrafi koşulları Orta Asya'ya kıyasla çok daha uygun olduğu için
Özellikle Karadeniz bölgesi ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yörelerimizde çok daha zengin sebze ve meyve çeşitliliği var. Yine ulaşım imkanlarının artması, teknolojinin, tarım teknolojilerinin artmasıyla şu anda Anadolu'da erişebildiğimiz çok daha fazla çeşit var. Ama yöresel mutfakları incelediğimizde, kırsalda, yöresel mutfaklarda hala ön plana çıkan Orta Asya'dan hayatımızda olan bu sebze ve meyve çeşitlerinin çok daha ağırlıklı ve zengin işlendiğini görüyoruz. Turşular fermentasyon teknolojisiyle sebzelerin ve bazı meyvelerin saklanma biçimi. Yakın zamanda medyada okuduğum bir haber, Antep'te bir kadın kooperatifi yine Ezogelin Kadın Kooperatifi turşu üretmekte ve başta Almanya olmak üzere yüksek miktarlarda ihracat yapmakta. Dolayısıyla burada konuştuğumuz ürünlerin her birinin çok ciddi potansiyeli var. Kadın kooperatifleri için de çok zengin bir kaynak oluşturuyor, ürün kaynağı oluşturuyor. Bu gözle görmek lazım bütün ürünleri. Yine bir diğer ürün üzüm yaprağı. Üzüm Orta Asya'dan beri Türkler için en önemli besin kaynaklarının başında geliyor. Dolayısıyla üzümü işleyerek çok çeşitli ürünler geliştiriyoruz. Başta pekmez ve pekmez yakın tarihe kadar 18. yüzyıla kadar Türklerin tek tatlandırıcısı bal ve pekmez. Şeker teknolojisi çünkü çok yakın tarihte gelişti. Hatta 18. yüzyıl dediğime bakmayın. Evet, ilk örnekleri ithalat yoluyla Anadolu topraklarına bugün bildiğimiz toz şeker girmiş ama Cumhuriyet döneminin başlarında bile hala halk tarafından temel tatlandırıcı olarak bal ve pekmez kullanılıyor. Şeker çok yakın tarihlerde kullanım yaygınlaştı. Dolayısıyla Orta Asya'dan beri pekmez çok önemli. Üzümün yaprağı, asma yaprağı da Türkler için çok önemli. Yine mesela benim Zile Mutfağı'na özgü yaptığım bir araştırma sonucunda bildiri olarak yayınlanmış bir araştırmamda Zile'de asma yaprağı kullanılarak 9 farklı mutfak ürünü hazırladıklarını tespit ettim. Sadece Zile Mutfağı'nda 9 farklı üzüm yaprağıyla hazırlanan ürün mutfak kültürümüzün zenginliğinin bir göstergesi, kanıtıdır. Ve yine Tokat'ta ve Zile'de yaprak, üzüm yaprağı ticari olarak işletmelerde, e-ticaret sitelerinde en yoğun satışı yapılan ürünlerin başında geliyor. Salça, yine salça aslında şöyle söylemek lazım. Türk mutfağına domates çok geç geldi. 18. yüzyıllar civarında Anadolu topraklarına domates geldi. Ama Türk mutfağına çok hızlı adapte olan bir besin. Ve yöresel olarak geleneksel üretilmiş salçalar tercih edilen tüketiciler tarafından özlenen lezzetlerin başında. Biber salçası hakeza öyle. Olabilir mi? Evet, olabilir bir ürün çeşidi olarak. Hep Zile'den bahsediyorum ama yine eş durumundan Zile'liyim, mazur görün. Biraz bu anlamda Zile mutfağı bizim için önemli. Tokat domatesi de aromatik değeri yüksek bir domates ve Tokat salçası meşhurdur ve Zile'de de endüstriyel olarak işleyen önemli bir fabrika var bu yörenin domateslerini salçaya işleyen. Yine bu yöredeki işletmelerin e-ticaret yoluyla en yaygın sattığı ürünlerin başında geliyor Tokat salçası. Kendi yörenize göre bu anlamda siz de kendi potansiyelinizi değerlendirebilirsiniz yörenizin besin kaynakları ve baskın yöresel lezzetleri anlamında. Sebzelerin ve meyvelerin kurutulması yine Orta Asya'dan beri yaygın
uygulamalarımızın başında geliyor. Hala çok yaygın olarak üretilen, hem geleneksel olarak ev ihtiyacı için üretilen ürünlerin başında, hem de ticari olarak piyasada yaygın olarak satılabilen ürünler. Özellikle Güneydoğu Anadolu bu yönde çok güçlü, kurutulmuş sebze satışı bakımından ticari değeri olan bir diğer ürünümüz. Evet, pekmezden biraz önce üzüm yaprağını konuşurken bahsetmiştik. Pekmez Orta Asya'dan beri bizim hayatımızda, yöresel olarak da mesela Tokat'ta üzüm yetiştiriciliği fazla ve üzümden üretilen ürünler mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyor. Burada Tokat pekmezi yine ticari olarak e-ticaret yoluyla da baskın ürünlerin başında geliyor. Pekmez deyince herkes sıvı pekmez anlıyor. O yüzden ben de onu kastederek pekmez diyorum, ama Tokat'ta farklı pekmez çeşitleri de var. Özellikle Zile ilçesinin coğrafi işaret tescilini aldığı Zile'ye özgü beyaz pekmez. Şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Zile pekmezi ismiyle coğrafi işaret tescili var. Yine yörede hem mağaza satışları hem de e-ticaret yoluyla en fazla satılan ağırlıklı ürünlerin başında. Bir diğer ürün köme. Birçok yörede cevizli sucuk ismiyle ve yöresel olarak farklı isimleri de var. İpe dizilmiş cevizlerin üzüm suyunun un ve nişastayla kıvamlandırılmasıyla hazırlanan bir bulamaca batırılması ve şurada gördüğünüz gibi asılıp kurutulması sonucu elde edilen bir ürün. Farklı yörelerimizde, hemen şurada slaytımıza bakarsak, özür diliyorum. Bir sorun oluştu. O sorunu hemen çözmem için sizi bekletiyorum. Özür dilerim. Cevizli sucuk ve benzeri isimlerle birçok yöremizde yapılan bir ürün. Zile'de ve Tokat'ta buna köme deniyor. Köme ismiyle Zile'ye coğrafi işaret tescilini aldık. Yine bu çalışmada eşimle birlikte katkıda bulunduk. Zile'de köme ismiyle diğer yörelerdeki cevizli sucuk ya da işte bandırma gibi isimlerle anılan bu ürünün bazı üretim sürecine dayalı farklılıklarından dolayı köme ismiyle yöreye coğrafi işaret tescilini aldı. Yine yörede e-ticaret yoluyla da olsa, mağaza satışlarıyla da olsa yaygın olarak satılan ürünlerin başında geliyor Zile için köme. Bir diğeri köfter, yine üzüm suyundan yapılan bir başka ürün. Bu ürünün bir benzeri de Zile'de tarhana ismiyle, Tokat'ta da sadece Zile değil Tokat'ta da tarhana ismiyle yapılıyor. Ve bu ürünün de ticari bir potansiyeli var. Buna benzer ürünler sizlerin yöresinde de mevcut olabilir. Reçel ve marmelatlar yine bizim çok eskiden beri hayatımızda olan ürünler. Çeşitli meyvelerin çok eski tarihlerde pekmezle tatlandırılarak veya üzüm suyuyla tatlandırılarak, işlenerek diyelim, tatlandırılarak demeyelim, işlenerek saklanmasını kapsıyor. Bu anlamda kuşburnu marmelatı yine içinde bulunduğumuz Zile'de yaygın olarak işlenen bir ürün ve ticari potansiyeli yüksek bir ürün. Bir diğeri alıç marmelatı, yine bu yörede ticari potansiyeli olan, endüstriyel olarak da işlenmekte olan bir ürün. Evlerde de üretilip satışının yapıldığı bir ürün.
Doğal ekşilerimiz var. Limon bizim hayatımıza çok sonraları girdi. Tropikal bir meyve çünkü limon. Limon kullanımı şu anda daha yaygın ama eskiden bazı farklı meyveleri ekşi kaynağı olarak biz mutfağımıza kullanıyorduk. Başta erik geliyor. Bunlar yabani erikler, dağ erikleri kurutularak veya aynı pekmez üretim sürecinde olduğu gibi ezilip, erikler ezilip kaynatılarak saklanırmış. Yine nar ekşisi son yıllarda daha yaygın olarak ticari ürüne dönüştü. Eskiden Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda ağırlıklı yöresel bir ekşi olarak kullanılıyordu nar ekşisi. Şimdi ticari bir ürün olarak Türkiye genelinde daha yoğun kullanılıyor. Sumak yine Akdeniz bitki örtüsünde yetişen bir ürün, bir ağacın tohumları. Bunu da tohumları tavanda döverek kullandığımız pul biber formunda kullandığımız gibi ayrıca sumak tanelerini de kaynatıp nar ekşisi gibi bir ekşiye dönüştürerek kullanabiliyoruz. Koruk suyu olgunlaşmamış üzümlerden yapılan bir ekşi kaynağı. Bunun da aynı şekilde olgunlaşmamış üzümlerin suyunu kaynatarak yoğunlaştırıp kullanıyoruz yöresel olarak. Sirke çok daha yaygın kullandığımız bir ürün. Sirkenin son yıllarda biraz daha parlayan bir popülaritesi var. Özellikle de endüstriyel sirkeler aleyhinde bazı algılardan dolayı ev sirkesine artan bir tüketici talebi olduğunun farkındayım. Pekmez de olduğu gibi sirke de sadece üzümden yapılmaz. Burada baskın ürün olduğu için ben hep üzüm dedim ama her meyveden, hemen hemen her meyveden yöresel olarak en bol bulunan meyve neyse pekmez olarak onu işler geleneksel kültürümüzde halkımız. Örnek vereyim. Orta Karadeniz'de armut pekmezi, Doğu Karadeniz'de Gümüşhane taraflarında dut pekmezi gibi baskın ürünler. Burada da sirkede de yine elma ve üzümden fermentasyon yoluyla sirke üretimi yüzyıllardır hayatımızda olan geleneksel bir ürün çeşidimiz. Ve şöylece toparlarsak, çok eski çağlardan beri zamanın koşullarına uyum sağlayacak şekilde besinleri dayandıracak bir teknolojiyle işleme kültürü Türk mutfağının zenginliğine önemli bir katkı sağlamış durumda. Dolayısıyla bizim mutfağımızda bu anlamda besin saklama teknolojisi yoluyla işlenen ürünlerin değerlendirilmesinde güçlü bir zenginlik var. Besin saklama teknolojisine odaklanmamın nedeni ticari olarak bu ürünlerin dayanıklılığının daha uzun olmasından dolayı pazarlanmasının daha mümkün olması. Yoksa Türk mutfağının zenginliği sadece besin işleme teknolojilerinden geçmiyor. Tabii ki çok yemeklerimiz var, çok çorbalarımız var. Salatalarımız, işte tatlılarımız, böreklerimiz, diğer hamur işlerimiz bunlardan da ticari değere dönüştürülecek tabii ki çok kaynak var ama SÜDYAK bir kooperatif olduğu için ve özellikle e-ticaret sitesinde şu anda satışlarımıza uygun ürün çeşitliliği sağlayabilmek anlamında besin saklama teknolojileriyle üretilen ürünlerimize ağırlık vermek istedik. Genel hatlarıyla benim paylaşmak istediklerim bunlardı. Sizlerin sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa sizlerin katılımınıza da ben zaman ayırmak istedim. Bu yüzden hızlıca toparladım konuyu. Müsaadeniz olursa Emel Hocam, ben de birkaç cümle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi tüm katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aramızda hem kooperatifimizin üyeleri var, dışarıdan katılan
misafirlerimiz var. Tokat Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı sorumlusu Mehlika Hanım aramızda. Bunlardan dolayı çok teşekkür ediyorum tüm misafirlerimize katılımınızdan dolayı. Şimdi kooperatifimizin Konya ili Çumra ilçesinde faaliyet gösteren bir kooperatifimiz. Biz bu projeyi yaptığımızda bir işletme modeli aslında kurmak istedik kooperatifimizde. Şöyle ki, önce bir marka logonun oluşturulmasından süreç başladı. Marka tesciliyle birlikte bu devam etti. Akabinde e-ticaret sitesinin oluşturulması, tabii bu oluşturma işlemleri sürecinde de her şeyi danışmanlığını ve eğitimini vererek gerçekleştirdik. En ufak bir uygulamanın bile nedenlerini izah ederek ilerlemek durumundaydık. Çünkü insanlarımız zaten bu konuda ister istemez bir bilgi eksikliği var. Yani en basit bir örnek vereyim. Sanal POS uygulamasında günlerce istişare ettiğimiz oldu ki sonuç itibariyle bankadan mı alalım yoksa bu işi bize sunacak bazı firmalar var. Onlardan alırsak avantajlarımız ne olur, dezavantajlarımız maliyet yönünden, yönetim yönünden, siteye altyapı teknik anlamda uyumu yönünden, güvenliği yönünden, güvenilirliği yönünden ki 15 güne yakın sadece bununla uğraştık en basitinden. Kaldı ki diğer uygulamaları hiç söylemiyorum bile. Ve bunun sonucunda anatolikon.com isminde bir siteyi ortaya çıkardık. Bu site aslında bu projenin görünen yüzü. Arka planında da çok işler yapıyoruz. Eğitimler olsun. İşte bugün Emel hocamızın sunduğu eğitim belki bunun bir yansımasıydı. Onun haricinde e-ticaret eğitimi verdik. Kurumsallaşma, markalaşma eğitimleri verdik. Ve hala da devam edeceğiz vermeye. İstiyoruz ki yani kadın kooperatiflerimiz bugün Türkiye'nin aslında gündeminde olan konular. İster istemez bu kadınların ticari hayata, ekonomik hayata katılması beraberinde aile ekonomilerini güçlendirecek. Güçlü ekonomiler de beraberinde yaşanan toplumu daha güzel hale getirecek. Belki çocuğunun ihtiyacı olan bir eksikliği çok daha rahat aileler temin edebilecek durumda. Dolayısıyla bu kooperatifimizin başarısı inşallah örnek olur ve Konya bu anlamda da başarı örnekleriyle dolu. En başta faaliyete geçen yerde Çumra'da Torku isminde bir Anadolu Birlik Holding'in güzel markaları, güzel yatırımları var. Önümüzdeki günlerde Torku'nun yöneticilerinin de böyle bir sunumu olacak, başarılı bir kooperatif örneği olarak. Onları da yine ben duyuracağım arkadaşlar. Ona da katılmanızı rica ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, bu güzel başarıya katkı sağladığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları da yanıtlamak, almak isteriz. Nur Hanım, sizin mi bir sorunuz var ya da biz çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun bilgiler için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Teşekkürler. Sağ olun. Hocam müsaade ederseniz ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Öncelikle Emel Hanım'a değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de Südyak Kadın Girişimi Kooperatif Başkanı olarak bize bu sunduğunuz bilgilerin çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Şimdi tabii ki hani kadın kooperatiflerine biçilen bir rol var. Her şeyden önce sanki kadınlar sadece erişte ve salça yapabilirler. Sadece bu ürünleri sunabilirler satışa şeklinde bir imaj var. Biz biraz da bu algıyı değiştirmek istiyoruz kooperatif olarak. Şimdi mevcut yaptığımız işlerde de aslında bunu yapmak için zemini hazırladım. Tabii biz yeni bir kuruluş olduğumuz için, yeni bir kooperatif olduğumuz için yaptığımız projeler zaman içerisinde tabii ki umarım ileride torpille rekabet edecek düzeye geleceğiz diye düşünüyorum.
Bir de şimdi şey var, bu evde üretimle ilgili birkaç söyleminiz olmuştu. Hani bu kurutulmuş gıdaların ya da yöresel ürünlerin endüstriyel olarak belli bir standartta satışa sunulabilmesi çok önemli. Öncelikle bunun altyapısının oluşturulması lazım gıda güvenliği açısından da. Çünkü hani kooperatifçilikte bence satışa sunulan ürünlerin barkodlu gıda güvenliğinden geçmiş ve aynı zamanda garantisi olan ürünler olması gerektiğini düşünüyorum halk sağlığı açısından da. Yani bizde tabii ki hani böyle lokal üretimlerde ciddi hani sağlık sorunlarına sebep olacak üretimler de oluyor. Yanlış teknikler kullanılmasından kaynaklı. Bu anlamda da hani temel bilgilerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve o standartların sağlanmadan üretime geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Kesinlikle haklısınız. Zaten 5996 sayılı mevzuatla denetleniyor gıda üretim ve satış yapılan her yer Türkiye'de. Bu mevzuata tabii ki takipsiniz. Benim verdiğim örneklerde Zile'deki ticari işletmelerin, Tokat'taki ticari işletmelerin hem mağaza satışlarında hem de e-ticaret yoluyla satışlarında ürünlerin üretim yerleri endüstriyel işletmeler. Kesinlikle Tarım Bakanlığı tarafından 5996'ya göre denetlenen ve üretim şartlarını mevzuata uygun sağlayan işletmeler, hatta bunlardan bir tanesinin yani tamamını bilmiyorum ama bir tanesini biliyorum ki ISO 22000 gıda güvenliği, şuraya da yazıyorum ki akılda kalsın diye, telaffuz bazen, gıda güvenliği yönetim sertifikası var. Burada kadın kooperatif olarak tabii ki üretim yapmanız benim en büyük arzum ama bunun için ülkemizdeki Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliğine dayalı mevzuatını sağlayan koşulları oluşturan bir imalathanenizin olması gerekiyor. İnşallah bunu sağlarsınız. Biraz önce ben çok mutlu oldum bir sözünüzden. Torku'ya rakip olma hedefinizin olması gerçekten beni çok mutlu etti. Yani Torku'yu illa geçin diye değil de güçlü bir işletme olun anlamında. Evet hocam. Allah inşallah o başarıyı nasip etsin. Çünkü kadın kooperatifleri bizim için çok önemli. Toplumun bütüncül kalkınması için kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlü olması gerekiyor. Toplumun yarısı kadın ve biz sadece bir yarısıyla güçlü bir ülke olamayız. Toplumun tamamının güçlenmesi gerekiyor güçlü bir ülke olmamız için. Bu yüzden biz bu proje kapsamında size katkıda bulunabildiğimiz kadarıyla bir yardımımız olduysa çok mutlu oluyoruz. Bizim için çok önemli sizin yaptıklarınız ve size bizim destek olabilmemiz. Her zaman yanınızdayız. Proje yakında bitmek üzere ama biz her zaman bir katkımız olabilecekse sizin yanınızdayız. Gönülden destekliyoruz. Evet, üretim şartlarını sağlamanız daha güçlü bir kooperatif olmanız için çok önemli ama yapabilecekleriniz sadece sizin ürettiklerinizi satmakla sınırlı değil. E-ticaret sitesi özelinde söylüyorum. Aynı burada biraz önce Tokat'taki e-ticaret yoluyla satış yapılan ürün örneklerini verdim. Ben onların hepsi endüstriyel olarak gıda mevzuatına uygun denetimi yapılan ürünler ve üretim yerleri de bu anlamda gıda güvenliğine ve gıda mevzuatına uygun işletmeler. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum güzel düşünceleriniz için. Desteğinizi zaten çok yakından hissediyorum. Sağ olsun Mehmet hocam. Projenin en başından beri bunu hissettirdi bize. Evet. Bundan sonra da yürüyecek yolumuzun olduğunu biliyorum Meral. Teşekkür ederim. Bir nokta da olsa katkımız olduysa bu bizim için gurur kaynağı. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Başka katkı sunmak, bir görüş bildirmek isteyen arkadaş varsa onu da dinleyebiliriz.
Emel Hocam, sizin ilave edeceğiniz başka hususlar var mı? Ben konu çok derin, söylenecek çok şey var ama genel hatlarıyla altını çizebildiğim kadarıyla konuyu toparlamak istedim. Umarım vermek istediklerim katkı sağlamıştır dinleyicilerimize. Yine gerekli dokümanları paylaşmaya her zaman hazırız. İsteyen, detayını okumak isteyen, biraz önce paylaştığım slaytların ve pekmezle ilgili bir bildirimiz de vardı. Detayını merak eden, okumak isteyen veya Türk mutfağıyla ilgili herhangi farklı bir konuda ilave bilgi edinmek isteyen bütün katılımcılara ilgili literatür desteği verebileceğimi ve soruları olursa cevaplamaya her zaman hazır olduğumu ifade etmek isterim. Ben de aynı şekilde ne zaman bize bilgi adına ulaşsanız yardımcı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hem mail yoluyla, hem telefon yoluyla, hem böyle toplantılar yoluyla yardımcı olmaktan hiç çekinmeyeceğiz zaten. Bu projemiz yakında sonlanacak, teknik olarak tamamlayacağız. Ama ifade ettiği gibi Emel Hoca'nın, yani sonlanması demek kooperatifin her şeyi öğrendiği, yoluna kendi başına devam edeceği anlamına da gelmiyor. Biz yine ömür boyu olarak anlaştık danışmanlığımızı. Elimizden gelen en iyisini, güzel örnekleri, yine sitenin işleyişinden tutun da işletmeciliğin gidişatına göre yapılması gerekenleri en güzelini yine yapmaya devam edeceğiz. Ben bu toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Nur Hanım. İyi günler. İyi günler. Emel Hanım, teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize dinlediğiniz için, katıldığınız için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Yolunuzda başarılar diliyorum. Sağ olun, inşallah.